Allah dostları, gönül sultanlarımız, Sadat-ı Kiram'ın yolu, Sadat-ı Nakşibendiye'nin büyüklerinden İmam Rabbani Kutsesi Ruhu şöyle buyurur. Sadat-ı Kiram'ın yolu, sahabe-i kiramın yoludur. Bu büyüklerin himmet ve nazarları gerçekten çok büyüktür. Diğer yolların terbiye metotlarıyla elde edecekleri ilerlemeyi bu yola yeni girenler daha yolun başındayken elde ettiler. Onların en belirgin özellikleri devamlı huzur bulmalardır. Sadat-ı Kiram'ın nazarı hasta kalplere şifadır. Onlar sahabe-i kiramın boyası ile boyanmışlardır. Başkaları ne derse desin. Çünkü bunun hakikatini sonradan gelenler anlayamaz. Ubeydullah Ahrar Kutsesi Ruhu buyurur ki, sadıklarla beraber olunuz. Ayetinde anlatılan beraberliğin iki anlamı vardır. Hissi ve manevi beraberlik. Hissi beraberlik sadıklarla oturup kalkmak, sohbetlerinde bulunmaktır. Onlara yakın olmak ve sohbetlerine devam eden kimsenin kalbi, sadık kulların batın nuruyla nurlanır. Huyu da onların güzel huyları sayesinde güzelleşir. Manevi beraberlik, kalbi onlara bağlayıp ruhaniyetlerine yönelmektir. Bu durumda onların yakınında da olunsa, uzaklarında da bulunulsa hep onlarla olunur. Aradaki manevi bağ ve rabıtaya sahip olanlara yansır buyuruyor. Abdurrahman-ı Tağî Kutsesi Ruhu, yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur. Bu yolun müntesipleri arasına katılan her insan yeter ki inkar etmesin, sohbetlerinden yararlanır. Büyüklerin himmetiyle cehennem ehli olmaktan kurtulur. İnsanın hiçbir kârı olmasa bile bu sohbet meclislerinde bulunması ona yeter buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulur. Allah bir kulu severse sevdiğine gönderir, terbiye ettirir, azametine yakışacak şekilde ona edep öğretir ve nihayet onu sever. Sana müjdeler olsun. Seni bir mürşide yol gösteren dosta gönderdiyse haberin olsun. Allah seni seviyor demektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kutsesi Ruhu, Allah-u Teala hadisi kutside veli kullarına hakkında şöyle buyurmaktadır. Onlara düşmanlık ise Allah-u Teala ile harp etmek demektir. Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben harp ilan ederim. Kalbi olurum ve o benimle anlar. Söyleyen dili olurum, o benimle konuşur. Ne dilerse onu yerine getiririm. Herhangi bir şeyden bana sığınırsa ben onu muhafaza ederim. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamberler ne altın ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygamberler miras olarak ancak ilim bırakırlar. Bu itibarla kim peygamberlerin mirası olan ilmi elde ederse tam bir hisse almış olur. Peygamberlerin varisleri olan alimler, peygamberlerden devralmış oldukları mirasa asla ihanet etmeyen ve emrolundukları gibi yerine getiren muvahhid mümin şahsiyetlerdir. İlimlerine varis oldukları peygamberler gibi yalnızca Allah'tan korkarlar. Âlemlerin Rabbi Allah'ın hükümlerini, emirlerini ve nehirlerini insan kullarına beyan ederken hiçbir şeyi gizlemeden apaçık anlatır. Bu vazifelerini yerine getirirken Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Çünkü ilimlerine varis oldukları peygamberler Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlardı. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayetiyle Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Yeryüzünde alimlerin durumu gökyüzünde parlayan yıldızlara benzer ki karada ve denizde karanlık bastığında onlarla yol bulunur. Yıldızlar kaybolduğunda ise neredeyse rehberler, kılavuzlar bile yollarını kaybederler. Alimlere tabi olun, onlar dünyanın ışığıdır. İslam alimlerinin en büyüklerinden İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretleri bir gün birkaç sevdiğine Allah dostlarını tanımak da sevmek Allah-u Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir buyurmuştur. Bu nimeti kime verirlerse çok şanslı, pek bahtiyardır. Sordular, Allah dostları kimlerdir efendim? Ehl-i sünnet alimleri, evliyalar bunlardandır. Bunları biz de tanıyabilir miyiz efendim? Bu nasip meselesidir kardeşlerim. Büyük zatlardan biri bu konuda, ya Rabbi dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor buyurmuştur. Allah dostlarını incitmeyin. Bir günde sohbetinde, kardeşlerim Allah dostlarına düşmanlık etmekten çok sakınınız buyurdu. Çünkü bu sonsuz ölüme sürükleyen bir zehirdir. Onları incitmek sonsuz felaketlere sebep olur. Ve sordu onlara, Allah dostlarından biri ne buyurmuş biliyor musunuz?
Ne buyurmuş efendim? Ya Rabbi, her kimi felakete düşürmek istersen onu bizim üzerimize atarsın buyurmuş. Allah Celle Celaluhu'nun Yunus 61-62-63'te onlara korku yoktur, mahzunda olmayacaklardır. Onlara dünyada ve ahirette müjdeler vardır buyurduğu bir Allah dostuna düşmanlık ettiniz. Yani kafanızı daha çarpsaydınız, 7 kat gökten düşseydiniz bundan iyiydi. Dolayısıyla hesabı iyi yapmak lazım. Gelin bu düşmanlıktan vazgeçin. Kendi iyiliğiniz için Allah dostu denilen şahıslara en azından bir Müslüman, bir mümin olduklarından dolayı saygılı olun. Varsa bir hata, bunu eleştirmek elbette hakkınız. Ama iftira, hakaret, düşmanlıkla ve putlar için inen ayetleri yanlış yorumlamakla hayata düşmeyin. Biz uyarıyoruz, tercih sizin. Allah dostları insanların en kamilleridir. Her halleri güzellik ve mükemmellik arz eder. Gönülleri ulvi bir teslimiyet neşvesiyle Allah ve Resulüne dost olduğu için anlar. Bütün mahlukatta dost olarak yaşarlar. Bu hak dostları ki doğan güneşe ışık, ellerinin grupta resmettiği rengarenk tablolara hayrete gark olmuş bir surette bakar ve her vesile ile marifetullah yani uslat ufkuna kanat çırparlar. Gönüllerindeki merhamet akışları vahşi hayvanlara dahi munis hale getirir. Onlar bir yılana bile muhabbet dolu gözlerle nazar ettiklerinden başkalarının duyduğu ürküntü yerine bu hayvanın derisindeki haralelere ayakları bulunmamasına rağmen hareketlerindeki sürat ve cevvaliyeti temaşa eder de o hayvanın şahsında ilahi sanatın mefhunu ve hayranı olurlar. Allahu Teala veli kulları hakkında iyi bilin ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu korkusu her korkuyu silmiş olduğu için başka korku kalmamıştır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allahu Teala'nın veli kullarının cümlesine hürmet edip sevgi beslemelidir. Zira onlar Hakk'ın sevdiği ve muhabbet için seçtiği kullarıdır. Ayet-i kerimesinde buyurur ki, biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz. En'am 83. Sa'id bin Cübeyr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e Evliyaullah'ın kimler olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Onlar öyle kimselerdir ki görüldüklerinde Allah zikrolunur. Onları gören Allah'ı hatırlar buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Allah dostlarının siret ve halleri Allahu Teala'ya akla getirir. Çünkü onlarda edep, haya, huzur, huşu ve tevazu alametleri dikkati çeker. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Fetih 29 ayet-i kerimesi bu hususa işaret eder. Allahu Teala veli kulları hakkında iyi bilin ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır buyuruyor. Allah korkusu her korkuyu silmiş olduğu için başka korku kalmamıştır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allah dostları inkar edilemez. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler açıkça gösteriyor ki yeryüzünde yaşayan Allah'ın dostları vardır ve onlara dünya ahiret hayat için müjdeler verilmiş korkulardan emin kılınmışlardır. Bunlar Rabbimizin beyanlarıdır. 1. Allah dostlarının var olduğu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bildirilmiş midir? Evet, bildirilmiştir. Yunus 61 ayeti buna en büyük delildir. 2. Ayette geçen Allah dostları bugün de mevcut mudur? Kur'an kıyamete kadar baki ise evet mevcuttur. Baki değil diyorsanız zaten sizinle tartışmaya gerek yok. Önce şahadet getirin, sizi imana davet ediyoruz. Şayet baki ise evet bugün de Allah dostları mevcuttur. O halde şöyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Allah dostlarının varlığı inkar edilemez.